Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivriliz.com iyi seyirler diler. Silivri Belediyesi destek hizmetlerinde çalışıyoruz. Bugün itibariyle hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece şu an 3 arkadaşımızın iş akitlerini feshettiler. Gerekçe olarak hiçbir şey sunmadılar, göstermediler. Sadece başkanlığımızca uygun görülmüş bir şekilde iş akitlerimizi feshettiler. Biz bu süreçte Silivri Belediyesi'nde çalışıyorduk. Ben 15 yıldır çalışıyorum. Arkadaşım 17 yıldır çalışıyor. Diğer bayan arkadaşımız 20 yılı olacak zannedersem. 95'ten beri çalışıyor. Barış Kiracıoğlu, Çetin Arat, Özcan Taşdemir Hanım. 3 arkadaşımızın şu an öğrendiğimiz kadarıyla 3 arkadaşımızın iş akdini feshettiler. Ve hiçbir gerekçe göstermediler. Biz de bu an itibariyle İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Bununla ilgili eylemlik sürecimizi başlattık. Gerekli basın açıklamayı ve diğer eylemlikleri sendikamızla beraber burada biz işe geri alana kadar devam edeceğiz. Oturacaksınız yani. Sendikamızın DİSK Genel İş 2'nin oluşu ve Başkanı Adil Çiftçi'nin de yakın zamanda basın açıklaması yapacak. Bu konuyla ilgili onlar da hazırlıklar yapıyorlar. Biz bugün itibariyle süreci başlatmış olduk. Bugün itibariyle buradayız. Yarınki günlerde Silivri'nin her yerindeyiz. İşimizi geri alana kadar biz bir mücadele bırakmayacağız. Neden olur? Neden mücadele devam edecek? Hiçbir gerekçe yok. Şurada yazar. Söylendi. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde işçi statüsünde görevli bulunan Çetin Arat'ın 19.02.19.08.2005 tarihinden itibaren belediyemizle ilişkinin kesilmesi başkanlığımca uygun görülmüştür denmiş. Gerekli birimlere gönderilmiş. Başka herhangi bir hiçbir açıklama yapılmamıştır. Zaten biz kadrolu olduğumuz için herhangi bir disiplin görmedik. Herhangi bir disipline veya herhangi bir yaptırıma da maruz kalmadık. Sadece sabah saat 10.30 itibariyle bu yazıları bize tebliğ ettiler. Biz de eylemlik sürecimizi başlattık. Ve Silivri'nin her yerinde bu eylemlik sürecine devam edeceğiz. Ne kadar süreyle düşünüyorsunuz? İşimizi geri alana kadar. 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl. Tabii ki. Tabii ki. Yani biz burada hiçbir suç işlemeden sadece sabah gelip işimizle akşam da evimize gidiyoruz. Herhangi bir ne yüz kızartıcı ne de başka türlü bir şeyimiz, refleksimiz oldu. Ama bununla karşılaştık. Biz işimizi ne zaman geri alacağız? O zaman eylemliğimizi sonlandırıp yeniden işimize devam edeceğiz. Herhalde yasal yollara başvuracaksınız. Tabii ki. Ya biz sendikalı toplu sözleşmeli artı iş hukukunda iş yasasında hakları olan işçileriz. Yani bir müteahhit işçisi veya bir başka bir şey de değiliz. Yövmeyeci de değiliz. Tamam işim bitti gitti. Biz devletin bize verdiği kadroyla 15 yıldır çalışan belediye işçileriz.